Çanakkale İl Başkanlığı olarak düzenlemiş olduğumuz bir kampanyamız vardı Zeliş Hanım'la birlikte. Özellikle üniversite öğrencileri için. Biz Çömü'de, burada üniversitede bir Çömü butik açılmış. Oradaki iki tane çok değerli hocamızın girişimleriyle. Bunu duyduk ve gittik, ne yapabiliriz diye. Biz de bu konu üzerinde bir çalışma başlattık. İl başkanlığı gruplarımızdan, WhatsApp gruplarımızdan ya da arkadaşlarımıza, üyelerimize bu durumu bildirdik. Onlardan topladığımız yardımlar bundan sonraki süreçte de devam edecek. İlk takdimi bugün yapacağız. Üniversiteye götürüp teslim edeceğiz. Öğrencilerimiz için işte kıyafet var, yiyecek var, tuvalet kağıdı. Yani onların ihtiyacı olabilecek her türlü malzemeyi temin etmeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte de her ay düzenli olarak bu yardımlarımızı devam ettireceğiz. Bunun bir iyilik hareketi olduğunu söylemek istiyoruz ve herkese örnek olmasını istiyoruz. İlimizdeki diğer partilerin de bizimle birlikte bu olayı devam ettirmesini temenni ediyoruz. Kısaca özetle bu şekilde. İnşallah çocuklardan güzel dönüşler alacağız. Onların işine yarayacak. Onlara bir nebze de bu ekonomik krizde destek olabilirsek bizim için çok iyi olacak. Merhabalar. Evet, öncelikle bu projeyi İyi Parti İl Başkanlığı olarak biz başlattık. Fakat Mutlu Hanım'ın da söylediği gibi diğer partileri de bu projeye destek için çağırıyoruz. Bu bir iyilik hareketi. İyilik hareketi başlasın sloganıyla çıktık biz bu yola. Şu an çalışan bireylerin dahi ayın sonunu çok zor getirdiği, ekonomik sıkıntılar çektiği bir dönemdeyken öğrencilerin gerçekten ihtiyaçlarını karşılayamadığından kayıt sildirdiklerini hocalarımızdan öğrendik. Bu bizi çok üzdü. Biz bunu 20 Aralık tarihinde öğrendik. Fakat proje 2 yıldır devam eden bir proje ve 5000 kadar öğrenciye ulaşan bir proje. Maalesef İyi Parti olarak bizim çok geç haberimiz oldu. Geç oldu mu güç olmadı. Çok güzel yardımlar topladık. Bu yardımların ilk sevkiyatını da bugün gerçekleştireceğiz ve parti il başkanımızın ve genel başkan yardımcımız Rıdvan Uzun da desteği ve katkısıyla her ay düzenli olarak biz bu yardımları götürmeye devam edeceğiz. Tek seferlik değil, devam eden bir sosyal yardım, sosyal sorumluluk projesi olacaktır bu. Diğer partileri, diğer insanları da yerleri belli, Terzioğlu yerleşkesi, Hasan Mesuf spor salonu içerisinde yardımlar toplanmaktadır. Tüm Çanakkale halkından, diğer partilerden ve bizim duymayan üyelerimizden, diğer vatandaşlardan da bu projeye destek için yardım çağrısını buradan yapmış olalım. Çok teşekkürler.